Bir gün önce e, Meclis başkanı da dün benim soru önergemi iade etti. Açık Neden? açık kaynaklardan öğrenebilirsin diyor. Aa bir de <laughs> 128 milyar dolar, dolar nerede? nerede diye sordum yani Meclis başkanı. Meclis Başkanlığına. E? Yani Meclis Başkanı tabii bunu hükümete göndermesi lazım. E, işte yok efendim 3296.97. maddelerine aykırıdır. Açık kaynaklarda bu doların nerede olduğu bellidir. Dolayısıyla bunu işleme koymuyorum diye bana iade etti. Tabii ben bir daha yazı, bir daha vereceğim. Mi, e, açık açık kaynaklarda, kaynaklarda yok ki. Olsa söylesinler bize. Kimse bir şey söyleyemedi ki. Bir AK Parti söyleyemedi. Merkez Bankası Başkanı söyleyemedi açık bir biçimde. O nedenle bir yurttaş olarak bir milletvekili olarak sordum. 128 milyar dolar nerede ama bir cevabını alamadım tabii. Şimdi <laughs> e, 128 milyar dolar meselesi çok önemli. Evet. Nerede sorusu? Şimdi Erdoğan'a bu soru soruldu birkaç farklı cevap verdi. Bir öyle dedi, bir böyle dedi. İşte salgını harcadık dedi, şu altyapıyı harcadık dedi Bingöl falan. Bingöl depremini harcadık, Van depremini harcadık falan. şimdi Van depremine kadar gitti yani. Bakın burada çok hani ben bilmediğim için bugüne kadar söz etmemiştim. Dünya Gazetesi'nin deneyimli ismi Alaaddin Aktaş bugün köşesinde yazmış. Diyor ki, Merkez Bankası rezervi ikinci bütçe değildir. Siz oradan Altyapıya, pandemiye, şuraya, buraya çok özetle söylüyorum. Para harcayamazsınız. Yani 128 milyar dolar ülkenin işte kötü günleri için bir takım başka nedenler rezervidir. Gerektiğinde işte piyasaya arz edilmesi içindir vesairedir. Altyapıya Erdoğan öyle dedi çünkü evet. en son TRT'de. Bingöl kayında. depremi dedi, Elazığ depremi dedi, Van depremi dedi. İşte Altyapı dedi. Evet, evet. Ne? Olmaz evet. diyor. Bu... Olmaz. Yani yasasına göre, Merkez Bankası'nın mevzuata göre ikinci bütçe değildir. O nedenle açıklayamıyorlar Merkez zaten. Bankası ikinci bütçe değil. O nedenle, nedenle açıklayamıyorlar zaten. Yani açık birbirini açıklayamıyorlar. Ve bu soru bu soruyu yani aradan ne kadar geçti, işte kaç ay geçti? Halen e, sorulduğu zaman yurttaşlarımıza ilk gündem maddelerinden bir tanesi aynı zamanda. Yani 128 milyar dolar nerede? E, sorusun bu hafta halen bir karşılığı var yani. Dolayısıyla o yüzden de bocalıyorlar aynı zamanda. E, peki al aşkına merak ediyorum. Ben hani meclisteki e, havayı şimdi gerçi iktidar e, kısmıyla evet. kulisiyle muhalefet kulisi ayrı ayrı. Ama gene de karşılaşıyorsunuzdur. AKP'liler mesela yani bütün son, son, olan bilim son farkında değil mi? Son derece moralsizler milletvekili. Öyle mi? Evet. Büyük çoğunluğu moralsizler ee, ve hatta tepkililer aynı zamanda. Kendi yönetimlerine karşı tepkililer. İkili sohbetlerde bunu çok görüyoruz, duyuyoruz arkadaşlarımızdan da. Ee, moralsizler, tepkililer e, ve yani giderek Erdoğan'ı sorgulamaya başlıyor. Aslında Erdoğan çok dokunulmazdı onların gözünde. onu sorgular hale geldiklerini de görüyorum ben yani. Erdoğan'ı Erdoğan. sorguluyorlar. yani Etrafını falan değil. Öyle mi? Evet. Yani bütün bu şeylerin sorumlusunun yani Ak Partili Milletvekilleri bakımından Erdoğan e, kült bir lider ve hayatta ona onunla ilgili ağzından bir şey çıkmazdı ama şimdi e, Erdoğan'ın e, partiyi giderek e, yani batırdığını yani Türkiye değil partiyi de batırdığını çok açık bir biçimde e, ifade ediyorlar ve son derece Ak Partili Milletvekilleri parlamentoda moralsizler, bir motivasyonları yok yani. Hatta bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetine de yansımış. Hani bazı konularda içeride de bir sıkıntılar tartışmalar olmuş. Bu HSK üyesi seçimle evet. ilgili olarak. Ama tabii moralsiz olmalarının bir nedeni de şu herhalde görüyorlar gidişi. Bakın Metropol, Özer Sencar'ın başında olduğu Metropol Araştırma Şirketi yeni bir anket yayınladı. Buna göre soru şu. Cumhur mu millet mi? Ee, millet İttifakı'na daha yakınım diyen net e, oranla yüzde 43.2. İki ittifaka da yakın değilim ama hani tercih etmem gerekse milleti tercih ederim diyen 4.8. İkisi birlikte yüzde 48'i buluyor. Peki Cumhur İttifakı yani AKP ile e, MHP'de durum ne? Cumhur İttifakı'na daha yakınım diyen yüzde 37.8. İkisine iki ittifakı da yakın değilim ama cumhur tercih ederim diyen 2.3 e, toplamı yüzde 40.1. Yani yaklaşık 8 puan cumhur önde. Şimdi ama Bir de fikrim yok diyen var. Yüzde 12 yakın kararsız 12. var. Onlar dağıtılırsa eğer yani Millet İttifakı yüzde %54 54'e falan çıkıyor. Çıkıyor, çıkıyor. zaten evet, öyle. Kararsızlar. öyle. E, yani arada yaklaşık bir 10 puanlık fark var şu anda. Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasında 10 puanlık fark var. Kararlar dağıtıldığında. Siz e, CHP'ye böyle e, araştırmalar geliyor mu? E, Sizde ki rakamlar yani, nasıl? Yani Genel Başkan'a geliyor tabii. MHK üyelerine geliyor. Yani Biz de haricen e, okuyoruz, görüyoruz ama açık ara bir fark var. E, Cumhur İttifakı'nda düşüş, Millet İttifakı'nda yükseliş. Pardon yanlış söylemişim. Cumhur önde demişim. Millet İttifakı. Yani, evet. Yani. Ee, CHP DEP İyi Parti ittifakı. İyi Parti Saadet partisi, partisi evet. 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 Saadet partisi. evet Yani bir yükseliş gözüküyor orada. Eee bir düşüş gözüküyor. İstikrarlı bir düşme var. Ee, Cumhur i̇ttifakı. İttifakı'nda evet. bir düşme var. AK Parti'nin oylarında da yine yani böyle istikrarlı bir düşme var. Ve Erdoğan'ın e, şeyi de yani güven endeksi de giderek düşüyor. E, yani Genel Başkanımızın güven endeksi yükseliyor. Erdoğan'a karşı Erdoğan siz düşüyor yani. Güven onayı. Şimdi görev onayı. Bütün veriler kötüye gidiyor ama neticede e, buna baktığında bir seçimde e, herhalde Erdoğan bu durumda oylar böyleyken yapmaz diye düşünüyor insan. Size göre yani meclisteki e, havayla birlikte soruyorum. Yani, yani biz tabii ve e, bir, bir süredir Genel Başkanımız dahil olmak üzere parti sözcülerimiz erken seçim e, talep ediyor. Yani hatta yarın sandık olmasını istiyoruz. Hı. Ama iktidar bu tablo içerisinde kaybedeceğini biliyor. O nedenle geçen günkü konuşmasında, grup toplantısında seçimler 2023'ün Haziran'da yapılacak dedi. Ama 2023'ün Haziran'da da yapılsa bu gidişatı yönetemedikleri çok ortada. Yani bundan daha iyi bir tabloları olmaz, bundan daha bir kötü tabloları olur AK Parti'nin. Biz yani bu toplum daha fazla zarar görmesin diye, daha da kötü olmasın diye erken seçim istiyoruz. Şöyle Yoksa bir iddia yani var. önümüzdeki iki yılda, yani normal seçim olursa önümüzdeki Hı. iki yılda ya ne ekonomiyi düzeltebilirler, e, ne ekonomiyi düzeltebilirler, ne işte bu adaleti düzeltebilirler, ne hukuku yerine getirebilirler. Ki Sayın Erdoğan yani bu düzenden memnun olmadığını iki gün önceki söyleşisinde söyledi. <laughs> şunu ifade etti ya yani böyle gerçekten e, şunu dedi. Çok partili sistem Türkiye'ye yaramıyor dedi. Çok partili sistem. Ya tek parti sistem Tek parti herhalde. dönemi istiyor. Evet. Yani bu yani bunu bu, yani bilerek mi seçti? Yani aklının arkasında vardı. Birden mi söyledi? Çünkü e, şey yoktu yani cam yoktu önünde. Do yani direkt direkt konuşuyordu. <laughs> cam olmayınca neler evet. oluyor değil mi? Promptur yoktu yani önünde. O yüzden direkt söyledi. Yani çok partili sistem dedi. Yani parlamenter sisteminden daha öte. Yani hiç bir partinin olmadı bir sistemi tarif ediyor yani kendisi aslında. Yani niyeti şu herhalde, yani ben olayım, ebedi bir biçimde yani işte kaydı hayat şartıyla başkan olarak kalayım. Niyeti herhalde o. Ama yani Türkiye öyle bir Türkiye değil. Onların iktidara geldiği zamanki Türkiye'de değil. Mutlaka ama mutlaka nasıl yerel seçimlerde Türkiye'yi değiştirdikse ve bir güven verdikse, ee, yani ilk seçimde de mutlaka ama mutlaka sandık gelecek ve demokratik yollarla bu iktidar değişecek. Valla aslında birazdan şunu soracağım hani çok partili bir şey istemiyor, Türkiye istemiyor da şu anda zaten fiilen tek adam yok mu? Her şey o karar vermiyor mu? Parlamento var mı? Bunları soracağım ama bir müsaade rica ediyorum. Dediğim gibi Aydın'a az önce de söyledim CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına gideceğiz ama o toplantıya gitmeden önce bir reklama gitmemiz gerekiyormuş. Kısa bir mola devam edeceğiz.